Diyetisyenler, zayıflatıcılar ama dediğim gibi artık ben de bu sektörün içindeyim. Çok iyi bir pazar ama değil mi? Ciddi anlamda çok çok iyi bir pazar. Yani atıyorum işte 1 lira koyuyorsanız karşılığını 10 lira olarak alabileceğiniz bir pazar. Bu çok iyi. Peki acaba bunda şeyin etkisi de var mı? Medyanın gücünün de etkisi var mı? Çünkü yani belli bir güzellik anlayışı bize standart olarak dayatılmaya başlandığını düşünüyor musunuz? Mesela saç rengi, dişler öne çıkıyor, kimi zaman işte gözler çekiliyor. Bunlar bir moda yani biçiminde şimdi klasik oluyor. Güzellik. Yani İşte onu söylemek istiyorum. O da bir üniformizme dönüşmüyor. Daha çirkinlik katıyor insanlara bence. Yani kendine yakışmayan bir kıyafeti giymiş gibi veya bir peruğu takmış gibi falan oluyor. Siz nasıl giyiniyorsunuz daha çok? Ben bence giyiniyorum. Yani kendimce giyiniyorum. Benim sevdiğim bir stil var. İşte ne bileyim yaka dekoltesini ben severim. Sürekli o tarz giyinmeye çalışırım. Allah'tan magazin programında Allah'tan, değiliz. Allah'tan evet magazin programı. Yoksa yani. Allah'a neler çekmişlerdi neler yani. Neler çekiyorlar zannediyorum. Yok bizim... Subjektif kameramanımız son derece terbiyeli, el değmeden hazırlanmıştır. Hiç öyle şey kesinlikle yapmaz, emin olabilirsiniz. Peki size şunu sorayım. Bir de kendine yakın hisseden hanımlar var Türkiye'de sizi. Çünkü çok beslenme biçiminden kaynaklanan, işte çocuk yaptıktan sonra böyle kafanızı sallayın. Ama öyle yapmayın. Bunu böyle yapmayın. Kilolanan hanımlar diyelim, onlar size çok sıcak bakıyorlar değil mi? Siz onların sesi misiniz? Şimdi zaten o bizim merkezde Perfect Woman'da ben halkla ilişkiler müdürlüğü yapıyorum. Ki burası bir klinik estetik zayıflama merkezi. Diyelim ki işte eşleri, kocaları göndermiyor hanımları. Direkt olarak beni arıyorlar. İşte ya Şebnem ne yaptın? Ya da ben seni çok seviyorum. Konuşabilir miyiz ara sıra falan mı? Hiç müşteri olmayıp da sırf telefonda benimle konuşmak isteyen insanlar var. İşte ne bileyim ne hissediyorsun? Nasıl kilo verdin? İşte vermeyi daha fazla hep bunu soruyor. Veya işte sen böyle bir yerdesin niye şişmansın? Gerçekten kadınlar bana çok fazlasıyla güveniyor. İnanıyorlar ve kendilerinden biri ya da ne bileyim bir arkadaşları, kardeşleri gibi görüyorlar. Ki gerçekten çok önemli bir şey ki bunu ben iyi başarmışım. Peki erkek arkadaşlarınızı da sorayım mı? Sorabilirsiniz. Erkek arkadaşlarınız memnun mu? Tabii yani bana hiç kimse şişmansın, çirkinsin değil mi? Öyle bir şey demedim. Memnun mu? Derken yani sizinle beraber, ünlü tanınmış biriyle beraber olmak tabii ki. Ama yok yani ben buralardan yani ne bileyim işte Kanal 6'dan çıktığım andan itibaren diğer insanlardan farklı bir pozisyonum olmuyor. Güneş gözlüğü dahi takmadan sokakta yürüyorum. Ne bileyim toplu taşıma araçlarına çok fazla binmesem de binmeye çalışıyorum. Yani ünlü bir insanla birlikte değil, onlar beni şahsiyetimle kabul ediyor. İyi acıyorlar. Aynı klişe magazin konuştum. Basınından da uzak durduk. Evet. Son bir soru. Genelde mi neşelisinizdir yoksa biraz topluca olan insanların neşeli olduğuna yönelik yok, bu şeye değil, inanıyor musunuz? Yok yani ben çok aksiyimdir aslında. Öyle mi? Yakından bilenler çok iyi. Bir kere çok fazla neşeli sahibi. Olur derler. Tabii neşeli olmak ayrı bir şey ama işte onlar şişmandır, rahattır, hiçbir şey takmazlar diye bir kaydı yok. Bir kere iş ortamında son derece prensip sahibiyimdir. Yani işte bu kağıt böyle duracaksa böyledir. Bunu ben böyle dedim. Onu kimse değiştiremez. Gibi. Ama tabii ki mümkün olduğunca neşeli olmaya, doğru elektrik saçmaya çalışıyorum etrafıma. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür konuğumuz ederim. Olduğun için sağ olun. Mahiyem derdi bana. İyi insandı Memnun. Kızardım ama iyi yanları da vardı. Bir keresinde hiç unutmam. Ya şimdi hatırlamadım ama iyi bir yanı vardı elbette. Ne iyi adamdı, ne iyi. Dağ gibi çamaşırları 5 dakikada yıkardı. Bu şampuan diğer yerine...